Merhaba, bugün 22 Mart 2011 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Libya'da yaşanan olaylarda, Japonya'da yaşanan doğal afette, radyasyon tehlikesinin Amerika'ya ulaşabilme ihtimali de Dow Jones endeksini kalıcı bir düşüş oluşturamıyor. Dün yine 12 bin direncinin yukarı kıran bir endeks izledik. Özellikle Japonya depremi sonrası yeniden yapılanmanın Japonya için olumlu olup canlanma yaratacağı şeklinde yorumlar yapılıp olumlu bir hava yaratılmaya çalışıyorsa Dow Jones'taki bu yukarı hareketle şaşırmamak gerekiyor. Özellikle AT&T'nin T-Mobile şirketini satın alması bu yukarı harekette etkili oldu. Euro dolar paritesi de Dow Jones'taki yukarı harekete ayak uydurarak yukarı çıkmaya devam etti. Öğleden sonra gelen konut satış verisi de olumsuz gelince Euro dolar paritesi yukarı hareketine destek oldu. Petrol fiyatlarında ise Libya nedeniyle yükselişler söz konusu. Aslında bu beklenen bir durum. Gaddafi'nin savaşın uzun süreceği açıklamasını yapması, orta vadeli fiyatların daha da yükseleceği tahminlerini arttırıyor. Üretimin günlük olarak 1 milyon varil azalma olduğunu söylenmesi de fiyatların kısa vadede yukarı olacağı tahminlerini arttırıyor. Bugün Kanada dolarına yatırım yapan yatırımcılar için 14.30'da gelecek olan perakende satış verisi önemli. 16'da da Amerika'dan gelecek olan Richmond Fed imalat endeksi pariteleri hareketlendirebilir. Şimdi piyasadaki diğer ekonomik haberlere bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümüne geçeceğiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümüne geçiyoruz. Öncelikle Euro dolar paritesinden başlayacağız. Dün sabah saatlerinde verdiğimiz sinyallerde yukarı oklar koymuştuk. Bazı sinyallerini vermiştik, yerleştirmiştik buraya ve takip eden yatırımcılarımız da çok güzel karlar aldılar buradan. Görüldüğü üzere burada çok güzel bir fırsat verdi bize ve ondan sonraki saatlerde yukarı hareket gerçekleşti. Bu sabah da dünkü tepelere yakın seviyede. Bu sabah da evet bir yukarı alış gerçekleştirdik ama açık söyleyelim şu andaki dünkü kadar net bir yukarı hareket gözükmüyor. Genel trend ve fiyat seviyelerine baktığımızda evet bizi destekleyen çok güzel bir trend var. Ve trend doğrultusunda yukarı hareketin gelmesini bekliyoruz. Şurada görmüş olduğumuz birinci de direnç seviyemiz 1.42.38 eğer yukarı kırılırsa muhtemelen hedefimiz 1.42.65 olacaktır. Ve eğer bu seviyede kırılırsa 1.43.02'ye kadar bugün içerisinde gitme ihtimalimiz var. Fakat görüldüğü üzere şu alt tarafta MACD gösterdiğimiz çok fazla dünkü çıkışı desteklemedi. Bakın gördüğünüz gibi tepe noktası burada. Diğer tepe noktası burada. Bakın yeşil çizgili yukarı trend olduğundan anlayabiliyoruz. Fakat bu hareketi MACD göstergesine baktığımızda gayet aşağı bir hareket söz konusu. Yani bu zıtlık yukarı hareketin çok fazla uzun sürmeyeceği ve bir düzeltme gelebileceği anlamına geliyor. O nedenle kesinlikle satış için bir seviye değil buralar. Fakat alış yaparken de dikkatli olmakta ve stopları yerleştirmekte fayda var. Birinci destek seviyemiz günlük pivot noktası olacaktır. O da 1.42.00 seviyesi. Bu seviyenin altına inersek birinci destek seviyemiz olan şurada görmüş olduğumuz 1.41.57 ya da 1.41.60 seviyelerine kadar hareket devam edebilir. Bu seviye önemli çünkü hareketli ortalaması da bu seviyede. Bu nedenle bu seviye kırarsa artık aşağı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Ondan sonraki seviyemiz 1.41.36 ve onun altında da 1.41.00 seviyesi bulunuyor. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da MACD göstermemizin görmüş olduğunuz gibi artık satışa döndüğünü de görüyoruz. Bu nedenle şu anda çok uzun vadeli alış pozisyona girmemekte fayda var.
Şimdi sterlin dolar paritesine bakalım. Sterlin dolar paritesinde bir yukarı hareket söz konusu. Bu yukarı harekette gördüğü gibi pivot noktasını çok güzel bir şekilde destek kabul etmiş. Bugün de birkaç kere buralara yaklaşmış. Yani 1.62-1.75 seviyesine. Bu seviye geçilmediği sürece yukarı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Şu anda birinci direnç seviyesinde 1.63. Şurada görmüş olduğunuz 1.63 30 seviyesinde bulunuyor. 1.63-30 eğer yukarı geçilirse muhtemelen ki ilk hedefi şurada görmüş olduğunuz gibi 1.63-55 ve bunun da üzerine 1.64-02 seviyesine kadar hareketin devamı gelebilir. Aşağı hareket ne zaman başlayabilir? Dediğimiz gibi 62-75 eğer aşağı kırılırsa önemli bir desteğine geliyor. Hem harekette ortalamamızın bulunduğu hem de birinci destek seviyemizin bulunduğu 1.62-30 seviyesine gelecektir. 62-30'un kırılması durumunda 62-00 ve 61-55 seviyesine kadar hareketin devamı gelebilir aşağı yönde. Dolar franga bakıyoruz. Dolar frank paritesinde de yatay bir hareket şu anda hakim. Bu yatay hareketin bir yöne kırılma ihtimali kuvvetli. Bunun için de şurada görmüş olduğumuz bantı alabiliriz. Şurada 2 saat içerisinde görmüş olduğu en düşük ve en yüksek seviyeyi. Bu seviyelerin herhangi bir tanesinin kırılması durumunda hareket hızlanabilir. Buradan trend çizgileri çekme imkanımız da var. Şuradan görmüş olduğunuz gibi. Bu trend çizgilerini kırma durumunda da hareketin devamı gelebilir. Yani şuraya da şöyle çiziyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu yüzden ilk destek noktamızı biz de bu seviyelere yakın geldi koyduk. 0.9007. Buranın altında 89.85. Bunun altında 89.52. Yukarıda da birinci direnç seviyemiz 90.67. Buranın üzerinde 90.86. Ve bunun da üzerinde 0.9113 seviyesi bulunuyor. Dolar Japon yenine geçiyoruz. Dolar Japon yeninde de yatay bir hareket söz konusu. Görüldüğü gibi bir sıkışma var. Şu hızlı hareketten sonra. Bu hareket yatay hareket devam edecektir şu anda. Bu yatay hareketin devamının gelmesi durumunda içinde bulunduğu bant aralığı ikinci direnç seviyesi olan 81.40'la aşağıda ikinci destek seviyesi olan 80-62 arasında olacaktır. Bu seviyeleri kırarsa zaten üçüncü destek seviyesi olan 80-37 ya da yukarıda görmüş olduğunuz gibi 81-65 seviyesine kadar hareket devam edebilir. Altına geçiyoruz. Altında da hareketli ortalamamızı çok güzel bir şekilde takip ediyor. Bakın burada deyip aşağı inmiştir. Tekrar deyip aşağı indi ve kırdıktan sonra bir daha hiçbir şekilde altına inmedi. Bu nedenle şu aralık alım için uygun bir aralık. Nedir bu aralık? Söyleyelim hemen. 1424.90 ile 1427.05 arasında alışların gelme ihtimali kuvvetli. Stopları da birinci destek seviyemizin hemen altına koyabiliriz. Yani 1421.34'ün hemen altına koyabiliriz. 1420.60 gibi. Fakat aşağı hareket devam ederse 1417.80 ve görmüş olduğumuz gibi 1412.23 desteklerimiz de var. Günlük hedefler neresi? Muhtemelen ikinci direnç seviyemiz olan 1436.45 seviyesi olacaktır. Bunun üzerindeki son direnç seviyemiz ise şurada görmüş olduğunuz 1442.10. Hemen dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL paritesinde de aşağı hareketin devamı gözleniyor. Bakın dün sabah saatlerinde de şurada aşağı hareketin gelebileceğini ve eğer hareketli ortalamanın üzerinde kalırsak sıkıntı olabileceğinden bahsetmiştik. Ve dün şurada görmüş olduğumuz gibi saat 4'te öğle saatlerinde bir hareket gerçekleşti ve bu hareketin devamına getirdi parite. Çok da güzel bir satış yeri oldu açıkçası şu hareketli ortalamamız. Bu nedenle şu anda aşağı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Bunun için de şu içinde bulunduğu kanalın dibi olan şurada görmüş olduğumuz 1.5640 seviyeleri mantıklı duruyor. Yukarı harekete geçmesi için de bakın görmüş olduğumuz gibi şu aralığı çok hızlı bir şekilde kırılması gerekiyor. 1.5773 ile 1.57
70-75 aralığı diyebiliriz şuraya. Çünkü günlük pivot noktamız ve hareketli ortalamamızın bulunduğu seviye burası. Böyle olursa da günlük son direnç seviyesi de 1.8830 seviyesi olacaktır. Teknik analiz bölümünün sonuna geldik. Fakat yatırımcılarımız bize 24 saat boyunca analiz desteği almak için mobil numaralardan arayıp ulaşabilirler. İşlemlerinize başarılar.